Donsal oyundan merhaba arkadaşlar. PD yapımcılarının 2014 yılında duyurmuş olduğu The Walking Dead oyunundan nihayet yeni yeni bilgiler gelmeye başladı. Üzerinden neredeyse 4 sene geçecek. Oyun hala adam akıllı şöyle bir oynanış videolarıyla gösterilmiş değil. Yeni bir CGI ile birlikte yeni bilgileri tanıttılar dost. Şeyi de düşünmüyor değilim. Walking Dead için artık vakit geçmedi mi? Hı -hı. Yeterince tüketilmedi mi? O işin ekmeğini en güzel de tel tel yemedi mi diye yani. düşünmüyor değiliz arkadaşlar. E ee, baktığımız zaman PD ile benzeş bir ilerleyişe sahip olacak oyunumuz. Oradan bazı elementleri almışlar. En önemli özellikse tabii ki 4 kişilik co-op moduna sahip olması. 4 farklı karakterimiz olacak. Karakterler tanıtıldı görsel olarak en azından ve e, bu 4 farklı karakterin her birinin de özel yetenekleri olacakmış. Sordukları zaman hikayeyle alakalı nerede geçecek denildiğinde eee tamamen kendine özgü bir dünyası olacakmış. Yani televizyon serisinin bir spin-off'u veya çizgi romanlardan alıntılanmış bazı bölümler olmayacak. Tamamen karakterlerde yaşanacak olaylar da Washington DC'de geçiyor bu arada arkadaşlar e, oyunumuzun hikayesi. E, özgün olacakmış daha önce hiç görmediğimiz olaylar vesaire falan yaşayacakmışız şimdi burada en büyük problem hatta birkaç tane problem var birincisi az önce söylemiş olduğum Walking dediğin zaten yeterince tüketilmiş hı hı. olduğu hatta dizisi izleyenler bile ...ben üçüncü sezonda mı ne bıraktım... ...çünkü hep aynı şeyler oluyor... ...hep aynı şeyler oluyormuş gibi hissettiriyordu insanlara... ...izleyenleri bir hamsterın... ...tekeri içerisinde dönmesi gibi... ...hissettiren bir yapımdı maalesef... ...başlarda çok keyifli olsa da... Ee, ...bir diğer soru işareti... 4 sene bekletip de... ...günün sonunda Left 4 Dead gibi bir oyun çıkaracaklarsa... ...niye 4 sene beklettiler... Onu da bir sormak lazım diye düşünüyorum. Senin eee fikirlerin de almak zerre ilgi gibi çekmiyor. Hiçbir şeyiyle. Yani hani bir an şöyle bir karakter orada portrelerini falan görünce acaba dedim ki hani e, Quantum Dream kalitesinde ama Telltale oyun bir oyun falan mı çıkacak ortaya yani diye sinematik oynanış ama hani Quantum Dream kalitesinde oyun olarak falan mı diye bir şey düşünmüştüm. Left 4 Dead gibi duyduğum anda diye kaydım direkt abi. Bu oyun türü benim hiç ilgimi çekmiyor açıkçası. Yani e, tabii ki her karakterin kendine özgü yetenekleri olması muhabbeti belki birazcık keyifli gelebilir ama günün sonunda sadece önümüze akın akın gelen gün zombi ise e oyun o bana göre ee, değil. Eğer yani Onu diyorum işte eğer öyleyse 4 sene önce duyurduğun oyun yani arada 4 sene gibi bir zaman var. Ee, tabi acaba ekonomik sıkıntılar mı yaşadılar vesaire falan diye, diye düşünüyorum ama 4 senenin sonunda eğer e, Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2 tadında bir şeyler çıkacaksa ki zaten defalarca kopyalanmış, defalarca farklı varyasyonlarını görmüş olduğumuz bir tarz. İşte Warhammer'da gördük. Warhammer'ın bir Space Hulk vardı. Hı hı. Ee, bir de orta çağ temalı versiyonu Vermintide'da iki defa bu deneyimi tecrübe ettik. Onun dışında farklı pek çok oyunda yine bu dört kişi koop ilerleme konsepti vardı ama burada Payday'de benim sevdiğim şey işte birisi kasayı açar, birisi tuzak kurar falan gibi farklı e, noktalarda oyuncular farklı heyecanlar yaşayabiliyorlardı. Left 4 Dead, Bolostan'a gittiğin tamam orada da taktik var işte Farklı bosslarda farklı şeyler yapmaya çalışıyorsun ama Payday'deki gibi değil. O Payday'de her karakterin farklı bir o macera içerisinde tam anlamıyla kendine özgün bir şeyler yaptığı bir yapı varsa o zaman e, farklı düşüneceğim. Çünkü şeyi severim her zaman için çok fazla artık tüketilmiş olsa da e, kıyamet sonrası dünya atmosferini seviyorum ama ağır olanını seviyorum. Böyle e, Dead Rising'den sonra da bir şey yaptım ondan bıktım ben çok fazla zombi gelip hı hı. hani eskiden bir tane görürdüm böyle bir ulan bunu nasıl geçeceğim falan derdi şimdi 100-200 tane gönderiyorlar Dezgan'da falan olduğu gibi bir albenisi kalmıyor bir heyecanı kalmıyormuş gibi hissediyorum en azından evet benim de açıkçası zombilerden soğuyalı çok uzun zaman oldu ben de çocuktum en son zombilerden zevk aldığım dönemler Resident Evil 2 falan herhalde. O dönemler zombiler <laughs> benim için korkunç olası yaratıklardı. Left 4 Dead'le birlikte hani zombi konsepti benim için de bitti açıkçası. Left 4 Dead'den itibaren çünkü zombiler çok popülerleşti gibi hissediyorum. Sanki o dönemde. El patladı ya. Left 4 beraber sanki böyle bir hani yıllar önce ölmüş olan zombi şeyi tekrar bir patladı zombi franchise diyeyim ve hani filmleriyle bilmem neyle her şeyle bir anda artık bütün yani e, popüler kültürü ağzına kadar doldurdu ve gına getirdi. Bir de zombileri korkulası yaratıklardan çıkarıp e, öldürülmesi öldürmesi kolay beyinsiz yaratıkları. ya yani Beyinsizler tamam da yani öldürmesi kolay. Yani böyle etrafta diye gezin sırf senin vurman için şey yapan sana herhangi bir tehdit şey yapmayan e, yani senin için tehdit olmayan düşman tipine çevirdiler. Evet maalesef ee, mutlu değilim. Mutlu değilim ve zombi konseptinin artık yok yani. Bu bu şekilde bir zombi konseptini istemiyorum. Ama yine de ben sana şeyi tavsiye edeyim. Overkill'in yapacağı e, şeyi geçersek, zombi oyunu geçersek Dying Light'ı mutlaka oynaman lazım. Dying Light'ın mekanikleri eğlenceli. Evet yine zombileri bir eğlence unsuru haline getiriyor ama onun atmosferi güzel. Gece olduğu zaman zombilerin farklı bir yeteneğe koşması vesaire. Ben onu biraz Dead Rising'e benzetiyorum. Onda da vardı öyle bir muhabbet. İlk oyun için konuşuyorum. Eee Keyif alabilirsin diye düşünüyorum çünkü orada parkur elementleri var farklı silahlar yapıyorsun falan. Eğlencelik olarak düşünürsen güzel ama şey yok ya böyle bir Last of Us dışında post dünyada metroyu saymıyorum çünkü metro çok öyle zombi temalı değil. Last of Us biraz daha yakın o şeye. Ağır ilerleyen böyle bir hikayeye sahip olan oyun gelmeyecekmiş gibi geliyor. Yani göreceğiniz bütün zombi temalı oyunların böyle lay lay lom eğlencelik bir yapısı varmış. Abi biz zombi konseptleri kullanmayı bıraksalar artık başka evet, şeylerle canım. uğraşsak. Yani hani ben bırakacaklarını düşünmüyorum o da. Ağır derken kastettiğimiz şey lastofası Last of Us ağır kabul ediyor muyuz bilmiyorum ama. Ya yine yani... böyle bir ağır bir şeyi var. Ağır bir hikayesi var derken bir böyle şey değil yani. Karşındaki düşmandan ürküyorsun korkuyorsun. Biraz daha ilerlerken temkinli ilerliyorsun. Ya drama yap, insan draması yapmak istiyip de işin içine zombi koymanın mantığını ben çözemedim. Son <laughs> yıllardaki popüler şeylerden bir tanesi <laughs> evet. de o. Yani insan draması anlatmaya çalışıyoruz biz. O zaman zombinin ne işi var orada zombi koyma başka bir şey üzerinden git. Açlık üzerinden git bilmem ne üzerinden git. Aynı şekilde şu şey vardı ya I am alive miydi neydi o oyun ismi? Şu Ubisoft'un bir tane A, oyunu. Still Alive mıydı? Neydi? Biliyorum. İlk önce farklı duyurdular oyunu. Sonra evet. elleri üzerini bulaştırıp indirilebilir oyunlar satışa çıkartmışlardı. Still Alive mıydı? I'm Alive mıydı? Öyle bir şeydi. Ya onun üzerinden git mesela. Niye inatla zombiyi sokuyorsun işin içine? <laughs> evet. This War of Mine falan var hatta. Ona benzer bir şekilde. Ya o tarz e, bir şeylerin üzerine gidin yani. Yeter zombiden. Artık gına geldi. Abi benim için çok önemli bir yere sahipti eskiden. Seviyordum hakikaten de e, zombi konseptli post apokaliptik dünyaları ama artık benim de o heyecanım kalmadı ya. Ya tercih edersen metroyu, Fallout gibi dünyaları tercih ediyorum. Posta kapı dünyalarda efendim. Konuşamadım da ee, bir taraftan da biz bu kadar ön olsak da heyecanla bekliyor olmasak da bir görelim arkadaşlar. Ben oyunun iç dinamiklerini merak ediyorum. Belki de güzelmiş ya. Ya oynanmaya değer diyebileceğimiz bir oyun olabilir. Nite, nitekim Metal Gear Survive hakkında da e, eleştirilerimiz olsa da baktığımızda Hani farklı bir oyun olarak ele aldığımızda bir tecrübe edilesi bir oyun görüyorum ben. Belki Overkill'in de Walking dedi böyle bir hava oluşturacaktır. Evet efendim sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.